Levent Bey, bir bakar mısınız? Tabii Aysel abla. Aysel ne oldu? Aysel söylesene, ne oldu? Ömer fenalaştı, astımı tuttu galiba. Ne? Nasıl fenalaştı? Ne yapıyorsun anne? Bir dakika, ben gidiyorum. Anne lütfen, sakin olman lazım. Ah yavrum, sarı kuzum. Ufaklık, ne oldu sana? Beni duyuyor musun? Aysel abla, hemen Hilmi Bey'i çağırın, hemen. Arıyorum, tamam. Abla. Dur kuzucuğum, dur. Uzun zamandır astım krizine girmiyordu. Neden oldu böyle? Ömer, son zamanlarda herhangi bir şeye üzüldü mü? Olabilir. İlk geldiğimde abla diye sayıklıyordu. Ablası kim, tanıyor musunuz? Evet. Çocuklar çok hassastı Levent Bey. Astım ataklarının birçok nedeni var elbet. Ama aşırı üzüntü ve stres de buna sebep olabilir. Ablasını özlemiş olabilir, buna üzülmüş olabilir. Bunun yanında çocuk aç susuz kalmış. Vücudu güçsüz kalmış. Beslenmesine de dikkat edin lütfen. Aslı, ben size Ömer'in yemesine içmesine dikkat edeceksiniz dememiş miydim? Levent Bey çok iştahsız, ne yapsak yemiyor. Daha çocuk, çok iyi beslenmesi lazım. Yoksa bağışıklık sistemi çökerse daha da kötü olur. Buyurun. Geçmiş olsun. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Aysel abla. Ömer'e bundan sonra daha özenli davranırsın. Lütfen. Bunda Yaşar'a var. İlaçları hemen alsın. Tamam Levent Bey, merak etmeyin siz. Bir dakika. Siz ne işiniz var burada? İşinin başına geri dönmeni söylemeye geldim. Hadi konağa gidiyoruz. Buraya kadar zahmet etmişsiniz ama size gelmeyeceğimi söylemiştim. İyi günler. Gelmek zorundasın. Ben de diyorum ki, son sözümü söyledim. Merak etmeyin, Ulviye Hanım'a ben durumu uygun bir dille anlatırım. Lütfen gider misiniz artık? Ayrıca burası dedikoducu bir mahalle. Sizi açıklamakta zorlanabilirim. Kolumu da bırakın lütfen. Şu arabaya biniyorsun dedim. Hemen. Bir daha söylemeyeceğim. Konu annem değil. Konağa gelmemi gerektiren bu kadar önemli olan mesele nedir? Söyleyecek misiniz artık? Çocuk. Çocuk hasta. Seni istiyor. Maşallah sarı kuzum, nasıl da acıkmışsın sen. Aslı ablan bir şey yedirmedi mi sana? Tabii sen oyuna daldın, yemeği unuttum. Şimdi börek de vereceğim sana. Senin de maşallah aniden iştahın açıldı değil mi? Ömer. Abla. İyi misin ablacığım, ne oldu? Hastalandı ablası. Ama doktor beyin sözünü dinmiyor. Çorbasını aç kurtlar gibi içti. Börek de getireceğim şimdi ona. Aferin sana. Yemek yiyelim ki vücudumuzdaki mikroplarla savaşabilelim değil mi? Ben yedireyim artık. Hadi bakalım, bu da bitsin. Oh, aferin sana. Şimdi mikroplar düşünsün.
Güç bende. Evet, güç sende. Oh, aferin.